Herkese selamlar. Kadim Mısır medeniyetinin ilk şahlarında Firavunlar kızlarını asil soydan gelenler ile evlendirmek istiyordu. Gaitelos Mısır'a Yunanistan kralının oğlu olarak sürgüne gönderilmişti. Sürgün günlerinde Firavun'un kızlarından biri olan Skota ile tanıştılar ve birbirlerine aşık oldular. Ancak geleneklerine göre bu evlilik asla doğru değildi. Skota sadece Firavun soyundan olanlarla evlenebilirdi. Fakat bu iki aşık direndiler ve sonuç olarak Mısır'dan kovuldular. Kendilerine inananlar ile birlikte bir gemiye binerek Mısır'dan uzaklaştılar. Günlerce süren ağır koşullardaki yolculuktan sonra İskoçya kıyılarına yanaştılar ve yerli halkın çok yakınına yerleştiler. Ancak yerli halkla gelenekler uyuşmadı. Skota bir kraliçeydi ve öyle davranıyordu. Ancak yerli halk için onun kraliçe olması hiçbir şey ifade etmiyordu. Dolayısıyla bir süre sonra bu kez de yerli halk onları kovdu ve çatışmalardan sonra İskoçya'dan kaçarak uzaklaştılar. Sonraki durakları İrlanda oldu. İrlanda'da yerli bir kabile ile birleştiler ve kendilerine Scotty Hanedanlığı dendi. Burada uzun yıllar mutlu ve mesut şekilde yaşadılar. Hatta bazı araştırmacılara göre İrlanda'nın krallıklarını kuran aile Scotty ailesidir. Güçlenip krallıklarını kurduktan sonra nesiller boyu kendilerine aktarılan kraliçe Scotty'nin intikamını almak adına yeniden kovuldukları İskoçya'ya döndüler ve büyük savaşlar ve vererek İskoçya'yı fethettiler. Ancak burada bazı gariplikler vardır. Tarih bilimcilere göre Skota ya da Skotya ismi Mısır kökenli bir isim değildir. Bu nedenle Skota Mısır'dan gelmiş olamaz. Tabi iddiaları bu şekilde. Eğer Mısır'dan gelmemişse hem İskoç tarihi hem Mısır tarihi hem de İrlanda tarihinde önemli değişiklikler olması gerekiyordu. Yani ortalığı karıştıracak bir durumdu bu. Yapılan araştırmalar Walter Bauer el yazmasının bulunmasını sağlar. Bu el yazmasına göre Skota'nın babasının ismi Akenkres olarak bildirilmiştir. Milattan önce 300 civarında Maneto isimli bir tarihçiye göre bu isim aslında Mısır firavunlarından en ünlüsü olarak tanıdığımız Akenotan'dan başkası değildir. İşte düğümün çözülmesinin beklendiği yer Akenotan tarihidir. Ancak bu olayda düğüm çözülmek yerine daha da çok karmaşık bir hay almaktadır. Akeneton, M.Ö. 1350 civarında Mısır'da hüküm süren ve Mısır'ın kadim dinini değiştirmek isteyerek devrimler yapan en ünlü firavunlardan bir tanesi. Akhenaton'un eşi olan Nefertiti ise en az kocası kadar üne kavuşmuş bir kraliçeydi. Akhenaton'un 6 kızı olmuştu. Krallığını Amarna isimli bölgeye kurmuştu. Amarna'da yapılan kazılarda kızlarından 5 tanesinin mezarı bulundu ve Mısır'da öldüğü kanıtlandı. Ancak en büyük kızları Meritaten kayıptı. Kral Akhenaton öldüğünde yanına ailesinin kayıtları da yazılıyordu. Ama ilginç şekilde altı kızı yazılmasına rağmen 6. kızları olan Meritaten'in ismi bilinçli olarak silinmişti. Çok ilginç şekilde varlığı kabul ediliyor ama ismi siliniyordu. Sanırım kral kaçtığı için kızına çok kızmıştı. Belki de bu yüzden silinmişti. Ancak başka bir konu daha var. Akhenaton az önce söylediğimiz gibi Mısır'ın köklü geleneklerinden birçok değişikliğe imza attı. Onun ölümünden sonra Tutankhamun ve Horemheb eski Mısır geleneklerine Geri dönmeye çalıştılar. Lakin Kral Horamep, kendinden önceki Kral Akhenaton'a büyük bir kin duyuyordu ve onunla ilgili her şeyi yok ediyordu ve hatta bırakın onun adına dikilen anıtları, tapınakları, normal binaları dahi yıktırmıştı. Yani ondan hiçbir eser kalsın istemiyordu Mısır'da. Belki de kızı Meritaten Horamep'in zulmünden kaçmak için Mısır'ı terk etmişti. Neden olmasın ki? Ve bulunduktan sonra da sır gibi saklanan Walter Bauer el yazmaları belki de bu konudaki en önemli kaynaklardan biri. Zira Mısır'dan kaçan kraliçe ve beraberindekiler önce İskoçya'ya, sonra İrlanda'ya ve sonra İngiltere'ye gitmiş. Daha sonra tekrar geri dönerek İskoçya'yı işgal etmişti. Elbette ki başka kanıtlar da var. Mesela 1943 yılında İngiltere'de neolitik bir mezar açılmıştı. Arkeologlar bu mezarda milattan önce 1300'lü yıllara tarihlenen genç bir kadına ait takılar buldular. Kadının köle olduğu düşünülüyordu ve kolunda kehribar boncuklardan oluşan bir bileklik bulunmuştu. 1955 yılında bu kez de İrlanda'nın Tara bölgesinde benzer döneme ait bir mezar açıldı ve bu mezardan da genç bir adamın boynunda fayans boncuklardan oluşmuş bir kolye bulunmuştu. Bulunan kolye ve bilekliğin ortak noktası ikisi de M.Ö. 1300'lü yıllara ait olmasıydı. Ama şok edici başka bir ortak özellikleri daha vardı. Bu iki eşyanın benzeri Tutankamon'un mezarındakilerle neredeyse aynıydı. Bu kazılar arkeologları oldukça heyecanlandırdı. Çünkü hem İngiltere kendi atalarının köklerini Mısır'la bağdaştırmak için yeterli kanıtı bulmuştu ve diğer taraftan da çıkarılan mezarların bir ucunun Mısır'da olması muazzam bir arkeolojik keşif olarak kabul ediliyordu. Ama bir sorun vardı. Her ne kadar arkeologlar kendi soylarının Mısır'la ilişkili olmasında bir beis görmüyorsa da İngiltere'nin köklü ailesi yani kraliyet ailesi ve rol bu bağı asla istemiyordu. Yani İngiliz kraliyet ailesi kendi soylarını Firavun'la bağdaştırmayı asla kabul etmiyordu. Hatta bunun yerine İslam'la bağdaştırmak onları daha çok mutlu ediyordu. Hatırlayın geçtiğimiz yıllarda kraliçenin Hz. Muhammed Efendimiz'in soyundan geldiğine dair haberler yayılmıştı. Konumuza devam edecek olursak 1889'da Devon'da çıkarılan bir Tunç çağı mezar höyüğünde benzer bir kolye bulunduğu yeni kolyeler bulununca anlaşılmıştı. Kuzey İngiltere'de ise Humber bölgesinde bir gemi enkazına rastlandı. İşte bu kolyelere takılara nazaran çok daha büyük, çok daha önemli bir keşifti. Ancak bu gemi enkazı bilinenlerden farklıydı ve tarihi örneklerine bakıldığında Akdeniz bölgesinde kullanılanlara benziyordu. Yani bu Kraliçe Sikoti'yi taşıyan gemi olabilirdi. Karbon tarihi ise gerçekten de M.Ö. 1350-1500 yılları arasını gösteriyordu. Araştırmacılar bu geminin Kraliçe Skotiyi taşıyan gemi ya da onun filosuna ait bir gemi olabileceğini kabul etti. İşte asıl serüven de burada başlıyor. Biliyorsunuz küresel elitlerin başı yani yılanın başı olarak tanımlanan İngiltere ve onun evlatları olarak dünyanın başına bela olan gizli örgütlerin pek çoğu keza özellikle Illuminati ve tek göz kültü kendisini Mısır'a dayandırır. Neden Mısır'a dayandırır diye hiç merak ettiniz mi? Onlar kendilerine Ark Krallığı diyorlar. İnanışlarının elbette ki farklı versiyonları bulunuyor. Ancak güneşe tapan Ark Krallığı'nın İngiltere'de varoluş sebebi işte en başından beri anlattığımız kraliçe Scotty ya da diğer adıyla Maritaten'e dayanıyor. Unutmayın İngiltere'nin bir diğer ismi de üzerinde güneş batmayan ülke. Tıpkı Ark Krallığı'nın asla batmayacak tanrı olarak güneşi kabul etmesi gibi. Mısır'dan kaçan Maritaten ve onun torunları bugünkü Ark Krallığı'nı yani İngiltere'deki krallığı kuran ilk kişiler. Bugün bilinen İngiltere tarihinde bu bilgiler elbette ki yok. Bu bilgiler İngiltere'nin yılan kardeşliği ismi verilen gizli tarihinden bir yaprak. İngiltere'yi kuranlar bu alternatif kanıtlar ve anlatımlara göre bir firavun kraliçesi olan Meritaten ya da diğer adıyla Sikoti'nin soyundan geliyor. Firavun Akeneton'a karşı tepkilerden kaçan eski Mısırlılar M.Ö. 1354 civarında İngiltere'de yaşamaya başladılar. Arkeolojik kanıtlar eski Mısırlıların hiç bu kadar uzağa gitmediği yönündeki mevcut dogmatik tarih görüşünü sürdürmek için Akademiya tarafından görmezden geliniyor. İngiltere tarafından görmezden geliniyor. Sözde bilim insanları tarafından Görmezden geliniyor. Yaklaşık 50 yıl önce Feribide bir Mısır teknesi bulunması akademi tarafından görmezden gelindi ve hemen İngiltere tarafından ört bahsedildi. Firavunların ikinci büyük ülkesi İngiltere. Sanırım İngiltere ve onun yavrusu Amerika'nın bağrından kopup gelen pek çok ezoterik örgütün neden kendi soylarını, tarihlerini kadim Mısır'a ve firavunlara dayandırdığını daha iyi anlamış olduk. Onların hepsi Adem peygamber'e secde etmeyi inkar eden ve Musa peygamber'in tanrısına ulaşacağım diyenlerin soylarından başkası değil. Bize düşense düşmanımızı iyi tanımak.